Evrende elmastan oluşan bir gezegen var. Çok değerli ve yok edilemez özellikte bir taş. Hiçbir alet kesemiyor, en sıcak ateş bile üzerinde en ufak bir iz dahi bırakamıyor. Elmastan bahsediyoruz. Nadir bulunan bu kıymetli taş, binlerce yıldır göz alıcı güzelliği ve dikkat çekici özellikleriyle insanlar için vazgeçilmez olmuştur. İşlenmemiş ham elmas, tüm minerallerin sertlik şampiyonudur. Her türlü malzemeyi kesme, delme ve düzenlemede aşındırıcı olarak kullanılır. Bu nedenle endüstride ve teknolojik cihazların yapımında da yüksek oranda tercih edilir. Saf karbon olan elmas belirli bir sıcaklıkta ve basınçta oluşur. Oluşumun gerçekleştiği yerler ise dünyanın çekirdeğine yakın olan derinliklerdir. Peki çok büyük oranda elmastan oluşan bir gezegen olduğunu söylesek? Evet, günümüzdeki gelişmiş teknoloji sayesinde bilim adamları her geçen gün yeni uzay cisimleriyle karşılaşabiliyorlar. Bu yeni keşiflerden bir tanesi ise çok şaşırtıcı. Elmastan oluşan Sankri-E adı verilen bir dış gezegendir. Bu gezegen hakkında neler biliyoruz? İzleyelim. Yarıçapı dünyanın iki katı olan bu gezegenin en önemli özelliği tamamının elmastan oluşmasıdır. Yapılan incelemelerle birlikte elmas gezegenin dünyaya olan uzaklığının yaklaşık olarak 4000 ışık yılı olduğu belirlenmiştir. Saniyede 640 defa kendi etrafında dönerek müthiş derecede hızlı hareket eden bir nötron yıldızı yani pulsarı düşünün. İşte bu gezegen o pulsarın yörüngesindedir. Yüzey sıcaklığının yaklaşık olarak 1600 santigrat derece olduğu tahmin ediliyor ve çok hızlı döndüğü için bu gezegende bir yılın sadece 18 saat sürdüğü düşünülüyor. Sankri-E bugüne dek bulunan tüm gezegenlerden daha yoğun bir malzemeden oluşmuştur. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den daha küçük olmasına rağmen Jüpiter'in kütlesinden 20 kat daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Gezegenin karbondan oluşan çekirdeğinin yüksek basınç altında kalarak elmasa dönüştüğü tahmin ediliyor. Dünya çapında büyük yankı uyandıran elmas gezegenin yakından neye benzediği ise şimdilik evrendeki sırlardan biri. Onu uzayda parlayan bir kütle olarak hayal etmek kulağa hoş gelse de bilim adamları gerçeğin böyle olmadığı görüşündeler. Şu an bu dış gezegen hakkında bilinenler sınırlı. Ama şu bir gerçek ki Allah evrende tahmin bile edemeyeceğimiz İhtişam ve güzellikte yapılar yaratmıştır. Sankri-E adlı gezegende olduğu gibi başka gezegenlerde de elmasa rastlanabilir. Peki dünyada rastladığımız değerli taşlardan da başka gezegenlerde bulabilir miyiz? Sorunun cevabını birlikte izliyoruz. Dünyada son derece kıymetli olan elmaslar muhtemelen diğer gezegenlerde çok sıradan taşlar olabilir. Çünkü elmaslar saf karbondan oluşur ve karbon tüm evrende en çok bulunan elementlerdendir. Diğer değerli taşlar ise çok çeşitli elementlerin bir araya gelmesiyle oluşurlar ve kompleks yapılara sahiptirler. Ki bu elementlerin bazıları karbondan çok daha nadir bulunur. Bu yüzden dünyadakine benzeyen değerli taşlar ve mineraller yalnızca dünya benzeri gezegenlerde olabilir. Çünkü birçok değerli taş yalnızca suyun var olması şartıyla oluşabilir. Bu taşların oluşabilmesi için nemli, dünyadaki gibi bir çevrenin var olması şarttır. Allah insanlara dünyada bir güzellik olarak çeşitli görünümlerde değerli taşlar yaratmıştır. Bunlar takı olarak, süs olarak kullanıldığı gibi endüstride ve teknolojide de sıklıkla kullanılıyor. Allah'ın yaratma sanatının örnekleri görmesini ve düşünmesini bilenler için her yerdedir. Uzay hakkında bilinmeyenleri sadece keşfetmek bile hayranlık oluştururken
Bütün bunların yaratıcısı olan Yüce Allah'ın yaratma sanatını takdir etmemek çok büyük bir gaflet olur. Kur'an'da bildirildiğine göre Allah'ın yaratması sadece ol demesi iledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olur. Allah elmas gezegenleri de, akıl almaz yoğunlukta olan pulsarları da, altın oranlı spiral galaksileri ve yaşama uygun güzel dünyamızı da yaratmaya kadir olan, büyük olan üstün yaratıcımızdır.